Herkese merhaba, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben spor fizyoterapisti Melike Aras. Bugün sizlere snapping hip yani atlayan kalça sendromundan bahsedeceğim. Snapping hip yani atlayan kalça sendromu, koşma, yürüme, yüzme gibi kalça eklemi hareketi sırasında ortaya çıkan, kalçadan gelen bir ses ya da kalçanın yan tarafında atlama, takılma hissi uyandıran durum olarak tanımlanır. Atlayan kalça sendromunda atlama sesi kalçadaki kas ve tendon yapılarının sürtünmesiyle ortaya çıkmaktadır. Değerlendirmelerimizde klinik testlemeler, spor branşına özel testler ve radyolojik görüntüler kullanmaktayız. Snapping hip sendromu kalça çevresinde 3 farklı varyasyonla karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki eksternal snapping hip sendromudur. Leğen kemiğimizden diz kapağımızın yan tarafına uzanan iliotibial bantın femur başındaki bağlantı noktasının sürtünmesiyle oluşmaktadır. İkincisi internal snapping hip sendromudur. Kalça fleksör kaslarımızdan olan iliopsoasın femur başı üzerindeki yapılarda sürtünmesiyle oluşmaktadır. Üçüncü ve son olarak intraartiküler snapping hip sendromudur. Bunda da kalça eklemi yapılarındaki labrum yırtığı veya sinovial sıvının azalmasına bağlı olarak diğer yapıların baskı altında kalmasıyla oluşur. Atlayan kalça sendromu genellikle aşırı kalça hareketinin kullanıldığı branşlarda meydana gelmektedir. Sıklıkla dansçılarda, haltercilerde, bisikletçilerde ve koşucularda görmekteyiz. Tedavi planlamasında yaralanmanın hangi aşamada olduğu ve ağrının temel sebebinin nereden kaynaklandığı iyi belirlenmelidir. Fizik tedavi programlarımızda kişiye özel olarak hazırlanan stabilizasyon egzersizleri ve manuel teknikler yer almaktadır. Sporculardaki atlayan kalça sendromunda ise koruyucu tedavi programı olarak ilerlemekteyiz. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için bizlere başvurabilirsiniz.